Bunun burasında bir tane deformesi var, deliği var. Şuradan parmağımla gösteriyorum. Bilginiz görmüş olursunuz. 20'si yoksa 11 ya. 20'si geldi, 30'u var mı? 40'ı yoksa 30'a. Satıyorum. Sat. Dön. Perforje. Şöyle güzel bir mumluğum var. 50 lira isteniyor. Var mı 50 lirası bunun? 50 lirası geldi. Var mı başka fiyat? Var fiyat. 60'ı yoksa 50'ye. Satarım. Satıyorum. Sat. Tamam. Direnç malzemeden gövdesi mermer. Dörtlü şamdanımıza 100 lira arıyoruz. Var mıdır 100 lirası? Var mıdır 100 lirası? 60. Üst teklif olan? 70 liralayım. Var mı üst teklif olan? 80. 80 geldi. 80 geldi. Var mı 90'ı? 80. Açalım dedi satıcı 80 liraya. Var mı 90 lirası? 90 yoksa 80 liraya. 190 yoksa 180'e. Avrupa. Demboy Gordini. Bu fotoğraf 9 Ekim 1937 tarihinde Nazilli tren garında, yani Nazilli tren istasyonunda çekilmiş orijinal bir fotoğraftır. Üstüne basa basa bunu söylemek isterim. Fotoğrafın değeri, manevi değeri de zaten buradan geliyor. Sonradan basılmış yeni baskı bir fotoğraf değil, döneminde basılmış bir dönem baskı fotoğraf olması 9 Ekim 1937 tarihinde Nazilli tren istasyonunda çekilmiştir. Biz de İstanbul merkezli bir müzayededen bu fotoğrafı satın aldık. Fotoğrafta kimler var? Ben müsaadenizle göstererek yardımcı olayım. Fotoğrafta dönemin devlet erkanının önemli isimleri. En başta rahmetli Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Yanındaki hanımefendi Afet İnan. Yüzünü tam olarak görmediğimiz, arkadan gördüğümüz. Ortadaki beyefendi Mareşal Fevzi Çakmak. Hemen yanındaki gözlüklü beyefendi Celal Bayar ve karşıdaki beyefendi de İsmet İnönü. Beşinin bir arada olduğu fotoğrafı zaten bulmak neredeyse imkansız. Bu beşli Türkiye Cumhuriyeti'nin erkanı, en yüksek isimleri diyelim o dönem bir arada bu fotoğrafı Nazilli tren istasyonunda çektirmişler. Var mı 50 lirası? Peki Nazilli'ye niye getirdiniz bu mezatta bu fotoğrafın ne işi var acaba? Şimdi biz bu fotoğrafı müzayedede satılması amacıyla getirmedik aslında ama Nazilli halkının bu fotoğrafın, bu orijinal fotoğrafın, bu çok değerli fotoğrafın Nazilli'de olduğunu bilmelerini istedik. Biz bu fotoğrafı kendi imkanlarımızla mücadele ederek ve bu konuda uğraşı vererek İstanbul'dan Nazilli'ye getirdik, kazandırdık. 80'i yoksa 70'e. Satıyorum. Sat. Dur. Hayırlı olsun. Var mı burada rakam? Bir tane bu. Bir tane de tel kırma. Şöyle. Bir tane de tel kırma. İkisinde istenilen rakam 300 liradır. Var mı 300 lirası? 200 geldi. 220. 240. 240 geldi. 240 liradayım. 100 lirası geldi. Eyvallah. 100 lirası geldi. Malın hakkının değerini veriyor. Ne yapıyorsun? Budur. Var mıdır 110'u? 110'u yoksa 100 liraya. 100 liraya. Evet dostlar, şöyle elimde görmüş olduğunuz Atatürk'ün Nazilli Sümerbank'ın açılışına geldiği gün çekilmiş olduğu Nazilli tren garında 1937 yılında yanında bakanlarıyla birlikte trenden bir görüntüsü var arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar bir tane patlama düğümde dengelim var. Bakın. Alır malzeme. Hop. Dur.
Langerimiz Süleymaniye diye tabir edilen Cumhuriyet Başı Osmanlı Sancarı'nda olabilir. 1800 yılına ait olma ihtimali de vardır. Yine bu da Osmanlı döneminde kullanılmış. Osmanlı dönemi zamanında Ermeni Müslüman tarafından yapılmış bir nargile ağacı. Son kez sordum. Elimizdeki üründe bu nargile ağacımızdır. Bunlar da, yine kalem işçilikle yapılmış Süleymaniye ürünü olduğunu düşündüğümüz kahve ya da çay sunum tepsisi. Gümüş malzemeden yapılmış gelin kemeridir. Bu da gelin kemerimiz. Çift plak, 1977 baskı, bir plağı var. Var mıdır buna teklif? Teklif olan var mı arkadaşlar? 100 lirası geldi. İçinde iki tane plağı var, double. Şöyle göreceksiniz. Evet. Var mı fiyat? Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, Mine Demir adım. Mezat'a geldin. Ne aldın? Bir tane odam için gaz lambası aldım. Başka bir şey aldın mı? Hayır. Peki kaç liraya aldın bunu? 50 liraya aldım. Arkadaşlar. Peki paraları kimden alıyorsun? Babamdan. Teşekkürler. Arkadaşlar. Sizi tanıyalım. Adım Gönül Karabay. Nazilli Mezat'ı her hafta çok hareketli, çok güzel. Her hafta Cuma'yı sabırsızlıkla çekiyoruz. Hoşumuza giden ürünleri biz alıyoruz. Evde biriktiriyoruz. Güzel anılar olsun diye. Kızım da 3 haftadır bizimle birlikte burada. O da alıştı. Mezat'ı çok sevdi. Kendisi de ürün alıyor. Ürün satmaya da başladı. Çok keyifli bir durum. Geçmişimizi yad ediyoruz. Mutluyuz. Güzel keyifli sohbetler ediyoruz. Şu anda burada Nazilli El Sanatları ve Antika Sevenler Derneği, Vav Antika Sanat Nazilli işletmecisi olaraktan burada geçmişimize ait kullanılmış olan eserleri, kültürleri, bir nevi kültürlerini tanıtmak üzere mezat yapmış bulunmaktayız. Bunu çoktan beri yapmayı planladık. Bir türlü yer, mekan, zaman olarak gerçekleştiremedik. Sonunda buraya bu Murat arkadaşımız tarafından kurulan Nazilli Sanatları ve Antika Sevenler Derneği ile kurduktan sonra böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik Nazilli'de. Her hafta Cuma günü akşam saat 7'den itibaren burada antikaya gönül vermiş, antika sevenler, bu işin koleksiyonunu yapanlar, meraklı olanlar burada toplanıp geçmişimize ait kullanmış olduğumuz eşyaları burada antika severlerle, koleksiyonerlerle buluşturaraktan bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Her Cuma akşamı saat 7'de başlayıp İşte ilerleyen saatlere kadar devam etmektedir.